alakalı hücre döngüsünün ne anlama geldiğini, bir hücrenin neden bölünmesi gerektiği üzerinde durmuştuk. Hücre döngüsü bir hücrenin bölündükten sonraki yeni bir bölünmeye gelene kadar geçirdiği süreçtir diye ifade etmiştik. Biz hücre döngüsünde şöyle ifade ediyoruz aslında. Hücre döngüsü yani bir hücrenin yaşam evri gibi düşünebiliriz. Hücre siklusu diye de karşımıza çıkabilir aslında. Hücre döngüsünü ben iki aşamada inceliyorum. Bunlardan bir tanesi bölünmeye hazırlık aşaması olan interfaz, bir diğeri ise bölünme aşaması olan mitotik evredir. İnterfaz evresi hazırlık evresi olarak bilinir ve hücrenin bölünmeye bölündükten sonra her iki hücreye de yetebilecek kadar materyallerin oluşturulması, yani hücre bölünmesinin bir nevi hazırlık aşaması olarak nitelendirilir. Mitotik evrede ise aynı zamanda biz çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesini görürüz. Mitotik evre bizim için mitoz bölünme olarak da ifade edilebilir. Peki interfazda neler var? Mitotik evrede neler var? Onlar üzerinde duralım biraz. İnterfaz evresi 3 tane kontrol noktasından oluşan bir evredir. Bu 3 kontrol noktası G1, S ve G2 olmak üzere ifade edilir. G1 hücrenin büyümeye başladığı, hacmini arttırdığı, yüzey alanını genişlettiği evre olarak ifade edilir. Ve bu şekilde bölünmenin çekirdek kontrolünde gerçekleştiğini bildiğimiz için bu olaylar gerçekleştikten sonra çekirdek bir kontrol aşamasına girer ve der ki sen yeteri kadar büyüdün, artık bölünmeye ya da bir sonraki aşamaya geçebilirsin diyerek bir devam et sinyali verir. Devam et sinyali verildikten sonra S safhası başlar interfazın. S safhasında ise hücrenin ihtiyacı olan ATP sentezlenir, protein sentezlenir ve bunun yanında da hücrenin bölündüğünde her iki hücreye de yetebilecek kadar kalıtsal materyale ihtiyacı olduğu için S safhasında aynı zamanda DNA işlenmesi yani replikasyon dediğim olay gerçekleşecektir. Bu olaylar düzgün gerçekleştiğinde S'in kontrol noktasına gelinir ve kontrol noktasında DNA'nın düzgün eşlenip eşlenmediği kontrol edilir. Eğer herhangi bir sıkıntı görünmüyorsa yine devam et sinyaliyle hücre büyümesine devam eder. Ve G2 safhasında da artık hücre yeteri kadar büyümüştür ve mitotik evreye hazırdır sinyali verildikten sonra mitotik evre başlar bizim için. Mitotik evre dediğim şey ise bölünme evresi olarak bilinir. Yani iki yavru hücrenin oluşması için girdiği süreçtir. Bölünme evresi karyokinez ve sitokinez yani çekirdek bölünmesi, karyokinez, sitoplazma bölünmesi, sitokinez olmak üzere iki aşamada gerçekleşen bir evredir. Karyokinez dediğim çekirdek bölünmesi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere 4 aşamada incelenir. Stoplazma bölünmesi ise telofazın sonunda aslında bazen telofazda eş zamanlı diye de ifade edilebilir. Telofazın sonunda başlar. Bitki ve hayvan hücrelerinde değişiklik, bazı değişiklikler şeklinde gerçekleşir ve sonucunda stoplazma bölünmesinde olduğunda artık benim elimde 2 tane yavru hücre oluşmuş demektir. Hücre döngüsünün süresi aynı canlının farklı dokularında değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Mesela bazı hücrelerimiz 24 saatte bir çoğalırken ya da bölünürken bazı hücrelerimiz 8 saatte bir, 6 saatte bir, 4 saatte bir bölünebilir. Bunun dışında bölünme süresi canlıdan canlıya da değişiklik gösterir. Bir maya hücresini düşündüğümüzde maya hücresi 90 dakikada bölünebilirken bakteri hücresi 20 dakikada da çok rahat bölünebilir. Çok hücrelilerde ve bazı hücrelerinde gerekli durumlarda bölünme gözlemlenir. Gerekli olmayan durumlarda veya farklı olaylar neticesinde bölünme olmayabilir. Örneğin insanlarda sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, yumurta hücreleri bölünme yeteneğine sahip değildir arkadaşlar. Özellikle bu tarz hücrelerin kendilerini bölünerek çoğaltabilme özelliği yoktur. Gelelim interfaz safhasının daha ayrıntılı olarak incelenmesine. İnterfaz dedik ki canlının hücre döngüsünde bölünmeye hazırlandığı hazırlık aşamasıdır dedik. Ve interfaz için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İnterfaz bir hücre döngüsünde en uzun evredir. Yani yaşamsal faaliyetlerin devam ettiği, ayrıca hücrenin hızla büyüdüğü, metabolizmasının hızlandığı, sentezlerin olduğu,
evre olarak ve en uzun evre olarak yaklaşık bir hücre döngüsünde dörtte üçlük kısım interfaz olarak ifade edilir ve hücrenin bu evrede hacminin arttığını, DNA'sının eşlendiğini söyledik. ATP ve protein sentezinin hızlandığını söyledik. ATP sentezinin hızlanması ökaryotik hücrelerde aynı zamanda da mitokondri organının sayısının artması gerektiği anlamına geldiği için aynı şekilde interfaz evresinde mitokondri organının de sayısını arttırır. 9. sınıfa dönecek olursak hatırlarsanız mitokondrinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomları vardı. O yüzden çekirdek kontrolünde kendini eşleyebilme özelliğine sahipti. O yüzden de ATP sentezinin hızlandığını söylüyorsam eğer ben mitokondri organelinin sayısının da iki katına çıktığını ifade edebilirim. Hayvan hücrelerinde interfazda sentrozom eşlenir arkadaşlar. Sentrozom hayvan hücrelerine özgü bir organeldir ve hayvan hücrelerinde iyi ipliği oluşumunu sağlar. Ve bu şekilde interfazı tamamlamış oluruz biz. Mitotik evreye hazırlık ise G2 safhasında biter ve sonucunda da mitotik evre artık yani bölünme evresi başlayacak anlamına gelir bu. Mitotik evre yani bölünme evresi olarak bilinen evrede biz şöyle ifade ediyoruz aslında. Bölünme dediğimiz olayı biz şöyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Ökaryotik hücrelerde bölünme yani ökaryotik tek hücreli olarak ifade ettiğimizde bölünme üremeyi sağlarken ökaryotik çok hücreliler olarak ifade ettiğimizde büyüme, gelişme ve yenilenmeyi sağlayan bir olaydır aslında mitotik evrede gerçekleşecek olan olaylar. Dediğim gibi mitotik evreyi biz mitoz gibi de düşünebiliriz. Ve ben biliyorum ki mitoz bölünmeler sonucunda kalıtsal bir değişikliğe neden olmadan kalıtsal yapısı aynı olan bireylerin oluşması anlamına gelecektir. Ve biz böyle ifade edeceğiz bunu. Kromozom sayısı ve yapısı değişmeden kalıtsal devamlılığın sağlandığı evredir aslında mitotik evre. Yani kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmaz, yapısında herhangi bir değişiklik olmaz ve kalıtsal devamlılık da bir şekilde sağlanıyor olur. Ve böylelikle biz canlılarda tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde ise özellikle büyüme ve gelişmeyi bu şekilde sağlayabiliriz. Dedik ki mitotik evre karyokinez yani çekirdek bölünmesi, stokinez yani sitoplazma bölünmesi olarak iki aşamada inceleniyor dedik. Gelelim şimdi karyokinez aşamalarında gerçekleşecek olan olaylara. Şöyle geçeyim. Birinci aşamamız çekirdek bölünmesi yani karyokinez olarak ifade ettiğim aşama. Dediğim gibi mitoz olarak da nitelendirilebilir. Hücrenin tüm kalıtsal bilgilerinin yavru hücreye aktarıldığı evrede bazı aşamalardan oluşur dedik. Neydi bunlar? Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz aşamalarıydı. Çok hücrelerde mitoz bölünme yani çekirdek bölünmesi zigot ile başlayıp canlının yaşamı boyunca devam eder arkadaşlar. Yani biz mitoz bölünmemize yaşamımız boyunca devam ederiz, devam ettiririz. Dört evrede gerçekleşir dedik. Birincisi bu evrelerden profazdı. Profaz artık interfaz bittikten sonra çekirdek bölünmesine geldiğimizdeki ilk safhadır. Kromatin ipliklerden bahsetmiştik hatırlarsanız. Çekirdeğin içerisinde yumak halinde bulunan DNA sarmalları gibi de ifade edilen yapılardı. DNA ve proteinden oluşmuş yapılardır diye söylemiştik. Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozom haline dönüştüğü evre profaz evresidir arkadaşlar. Bunun yanında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşıyor, kromozom haline dönüşüyor. Bunun etrafında bir çekirdek zarı varlığından bahsettik. İşte bu çekirdek zarı eriyerek kaybolur ifadesine profazda gerçekleşir diye söyleyebiliriz. Bunun dışında kromatin ipliklerin çekirdek içerisinde yoğun bulunduğu yerlere çekirdekçik diye söylüyoruz. Çekirdekçikler de kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşmasıyla yani artık aslında kromatin iplik kaybolup yerini kromozoma bıraktığı için çekirdekçik de bu anlamda kayboluyordur diye söyleyebiliriz. Çekirdek zarını erittik, çekirdekçiyi kaybettik. Çekirdek zarıyla bağlantılı olan endoplazmik retikulum da bu evrede parçalanmış oldu. Hayvan hücrelerinde sentrozomlar kutuplara çekiliyor arkadaşlar. Hatırlarsanız az önce dedim ki sentrozom eşlenmesi gerçekleşir interfazda hayvan hücreleri için dedim.
İşte o sentrozomlar interfazda oluşmuştu. Şimdi de kutuplara çekilerek aralarında iyi ipliği oluşumunu ihtiva edecektir. Peki şöyle düşünebilirsiniz. Hayvanlarda evet sentrozomlar iyi ipliği oluşturuyor. Peki bitkilerde bunu kim yapıyor? Bitkilerde de arkadaşlar mikrotübül organize edici bölgeler var. Biz şöyle de ifade edebiliriz bunu. Bitki hücrelerinde sitoplazmada bulunan özel proteinler, yani mikrotübül organize edici bölgelerdeki özel proteinler sayesinde iyi ipliği oluşumu gerçekleşir diyebiliriz. Yani bitkilerde de yine iyi ipliği oluşumu söz konusu her ne kadar sentrozomları olmasa da. Profazda iyi ipliklerini oluşturduk, kromozomları meydana getirdik, çekirdek zarımı çekirdekçiyi kaybettik ve daha sonra artık profazın sonunda kromozomlar kinetokor bölgelerinden, yani sentromerlerinin bulunduğu sentromerlerin etrafındaki kinetokor bölgelerinden yavaş yavaş iyi ipliklerine tutunmaya başlarlar profazın sonunda. Daha sonra metafaz safhasına geçmiş olur hücre. Metafaz safhası da şu şekilde başlar arkadaşlar. Kinetokorlarından, yani bizim kinetokor bölgelerimizden iyi ipliklerine tutunan kromozomlar hücrenin ekvatoral bölgesinde dizilir ve tek sıra halinde yan yana şekilde dizilir. Benim eğer kromozomların ekvatoral bölgede yan yana dizilip ifadesini kullanıyorsam, bu yan yana dizilmek mitoz bölünme olduğunun bir kanıtıdır diye ifade edebiliriz. O yüzden de metafaz evresi kromozomların hücrenin ekvatoral bölgesinde iyi ipliklerine tutunarak dizildiği ve en net, en belirgin olduğu evredir diye söyleyebiliriz. Bu yüzden de bizim kromozomlarımızın şekil ve büyüklük açısından incelenmesi olayı, gruplandırılması olayı, çiftler halinde gruplandırılması olayına ben karyotip adını vereceğim. Ben metafaz evresinde kromozomların en net görüldüğü durum olduğundan bahsettim. O zaman şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben metafaz evresindeki bir hücreyi alarak bundan kromozom analizi, yani karyotip belirlenmesi yapabilirim ve oluşabilecek anormalliklerin olup olmadığını ya da kanıtsal hastalıkların olup olmadığını bu karyotip belirlenmesiyle, karyotip analiziyle teşhis edebilirim. Yani erken teşhis etmek aslında metafaz evresinde kromozomların gözlemlenmesiyle gerçekleştirilebilir. Bunun dışında bir sonraki safha, ben ekvatoral dizleme dizdim bu kromozomlarıma. Şimdi anafaz safhasına geçiyoruz. Yani profaz, metafaz ve anafaz safhasında da şu olay gerçekleşecek. Bizim ekvatoral düzleme dizilmiş olan kromozomlarımız artık kinetokor bölgelerinden iyi ipliklerini tutmuş halde oldukları için iyi ipliklerinin kısalmasıyla kromozomların kromatitleri, birbirinin aynı olan kromatitleri hatırlarsanız kardeş kromatit ismini veriyordu. O yüzden de anafaz safhasında kardeş kromatitler iyi ipliklerinin kutuplara doğru çekilmesiyle birbirinden ayrılır ifadesini kullanırım. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır ve anafaz safhasında bu kromatitler birbirinden ayrıldığında her bir kromatit artık yeni oluşacak olan hücrenin kromozomudur diye nitelendirildiğinden ben bu kromatitlere kromozom tabirini anafaz safhasında söyleyebilirim. Yani kardeş kromatitler kutuplara doğru çekilir, sentromerleri ayrılır, parçalanır diye söyleyebilirim ya da bölünür diye söyleyebilirim. Ve ben hücrenin kromozom, bu kromatitler hücrelerin kromozomları olacağını artık kromozom olarak burada adlandırabilirim. Bu nedenle arkadaşlar kromozom sayısı anafazda geçici olarak iki katına çıkar gibi ifadeler karşımıza gelebilir. Çünkü sonuçta ben kromozomları bu şekilde tutuyorum. Başta kromozom halindeler, sonra kutuplara doğru çekilirlerken ne oluyorlar? Artık her biri yeni oluşacak bir hücrede kromozom niteliği taşıyacağı için ben anafaz safhasında kromozom sayısı iki katına çıkmıştır ifadesini kullanabilirim ve ben buradaki kardeş kromatitleri artık kromozom diyebilirim. Bu kromatitlerin kutuplara gitmesiyle birlikte anafaz safhası sonlanır.
Bundan sonra telef hastalığı başlar arkadaşlar. Yani çekirdek bölünmesine, kardiyokinezin son evresi telofazdır. Telofazda profazda kaybolan çekirdek zarı tekrardan oluşur. Kromatitler yine profazda nasıl kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşmüştü. Şimdi uzarlar ve kromatitlik haline tekrar dönüşürler. O yüzden ben telofazda çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrardan oluşur. Kromozomlar kromatin iplik haline dönüşür ifadesini kullanırım ve bu olayların gerçekleştiğini söylerim. Benim telef hızımı ayıran bir diğer özelliğim ise şudur aslında. İki çekirdekli bir tane hücre oluşmuş demektir. Bu ne demek oluyor? Aslında anafazın sonunda bir nevi artık çekirdekleşmenin başlamaz evreleri gerçekleşmiş, oluşmuş oluyor ve çünkü kromozomlarımızı ayırdık biz. Bu kromozomları ayırdığımızda artık bunlar yeni oluşacak hücrelerde kromozom niteliği gösterdiklerinden, kromozomları olacağından ve telofazın başında da bunların etrafında birer çekirdek zarı meydana geleceğinden aslında çekirdek bölünmesinin tamamlanmış olduğunu, o yüzden de telofazda iki çekirdekli ama tek bir hücrenin olduğunu ifade edebiliriz. İyi iplikleri kaybolur çünkü artık iyi ipliklerine ihtiyaç yoktur arkadaşlar. İyi iplikleri kromozomları tutmuyordur. O yüzden de ihtiyaç olmadığı için iyi iplikleri kaybolur derim. Kromozomlar kromatin haline dönüşür derim. Ve genellikle telofazın sonuna doğru stapinezde telofazla eş zamanlı olarak yavaş yavaş başlayacaktır. Bu şekilde 4 çekirdek bölünmesi evrelerinden bahsedebiliriz. Stokinezde ise arkadaşlar telofazın sonunda stokinez eş zamanlı olarak başlar dedik. Stokinez bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösteren bir evredir. Genellikle telofazın sonunda eş zamanlı olarak stokinez başlar diye ifade edilir ve stokinez olayında bitki ve hayvan hücrelerinde bitki hücreleri aral emel oluşumu ile bitki hücrelerinde arkadaşlar Golgi aygıtı sayesinde bir orta lamel, bir ara lamel, bir ara plak diye de karşımıza çıkar. Oluşumu ile bitki merkezden kenarlara doğru bir oluşum meydana getirmeye başlar ve bu oluşum zar ile birleştiğinde, çeper ile birleştiğinde bitki hücresi ikiye bölünür. Hayvan hücrelerinde ise bu olay boğumlanma şeklinde gerçekleşir. Hayvan hücreleri dıştan içe doğru boğumlanarak boğumların birleştiği yerlerde hücrenin ikiye bölünmesiyle bir stokinez olayının sonuçlanması söylenebilir. Yani aslında dikkat etmeniz gereken durum şu, bitki hücrelerindeki stokinez merkezden kenarlara doğrudur. Yani size hücrenin bitki ve hayvan hücresi olduğunu söylemeyebilir bazı sorular. Böyle durumlarda stokinezdeki farklılığa dikkat çekebilir. Burada da eğer merkezden kenarlara doğru bir bölünme söz konusuysa bu bitki hücrelerine özgü bir olaydır diye söyleyebilirsiniz. Hayvan hücrelerinde ise dıştan içe doğru bir bölünme vardır. Genellikle hayvan hücrelerinde gerçekleşen bu olay için boğumlanma ifadesi kullanılır. Yani stokinez olayı hayvan hücrelerinde boğumlanma ile gerçekleşirken bitki hücrelerinde ara plak ya da ara lamel oluşumu ile gerçekleşir. Çünkü bitki hücresindeki hücre duvarı sert ve cansız bir yapıydı hatırlarsanız. Hücrenin boğumlanmasını engeller. Yani şeklinin değişmesini, hücre zarının şeklinin değişmesini ve hücrenin boğumlanmasına engelleyici bir etki yapar. O yüzden de bu şekilde ifade edilebilir. Stokinez bitki ve hayvan hücrelerinde bu şekilde farklılıklar gösterir diye ifade edebiliriz. Ufak bir sembolize, gözünüzde canlansın diye bir şema ile anlatmak istiyorum. Genel olarak bahsettiğimiz bu çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesine. İki en eşittir iki kromozomlu bir hücre olsun. Bu şekilde bir ifade kullanıyorsa sizin hücre içerisinde iki tane kromozom aramanız lazım. 1, 2. 2 en eşittir 2 kromozomlu bir hayvan hücresinden bahsediyorum. Profazda çekirdek zarı eriyerek kayboldu. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaştı ve kromozom haline dönüştü. Sentrozomlar kutuplara doğru ilerlerken aralarında iyi ipliği oluşumu gerçekleşmeye başladı.
Daha sonra bu olay gerçekleştiğinde, yani sentrozomlar kutuplara gidip hücre çekirdek zarı tamamen parçalanıp çekirdekçik tamamen kaybolduğunda metafaz evresi başlar. Metafaz evresinde sentrozomlar arasında iyi iplikleri oluşumu vardır. Profazda oluşan iyi iplikleri. Metafazda bizim işimize yarar. Metafazda bu iyi iplikleri kromozomların, şu gösterdiğim yerler kromozom arkadaşlar, kromozomların kinetokor bölgelerinden tutulmuş durumdadır ve bu şekilde ekvatoral düzlemde dizilmiştir. Böyle dikili de olabilir arkadaşlar. Ekvatoral düzlemlenmesinin sebebi aslında bir nevi hücrenin tam orta düzlemini ifade etmek adınadır. Bu şekilde dikine de olabilir, yanlamasına da dizilebilir. Bu fark etmez. Orta düzlemde tek sıra halinde ya da yan yana dizilmesi demek mitozun metafaz evresi demektir. Ve kromozomların en net görüldüğü evredir ve karyotip belirlenmesi bu evrede yapılır demiştik. Bu şekilde tek sıra halinde dizilir. Bunun yanında metafaz bittiğinde, yani bu oluşum gözlendiğinde iyi iplikleri kısalmaya başlar ve iyi iplerinin kısalmasıyla kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak kutuplara doğru gider. Bu kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılıp kutuplara gittiği anda anafaz da sonlanır. Ve bunlar arkadaşlar aslında böyle anlık gerçekleşen olaylardır. Biz burada uzun uzadıya anlatıyoruz fakat hani olayların algılanması açısından. Ama bunlar çok hızlı gerçekleşen, yani çok hızlı cereyan eden olaylardır. Kardeş kromatitler kutuplara doğru gitti. Artık her bir kromatit yeni oluşacak olan hücrenin kromozomun niteliğinde. O yüzden de biz anafaz evresindeki kromatitler için kromozom tabirini de kullanabiliyoruz demiştik. Daha sonra anafazda kromatitler kutuplara gitti. Gittikten sonra telofaz evresi başlıyor. Bu bir hayvan hücresi olduğu için ben boğumlanma şeklinde ifade ettim bunu. Boğumlanma şeklinde bir telofaz evresi başlar. Aslında telofazın boğumlanma, telofazda boğumlanma tam olarak gerçekleşmiyor ama şöyle ki telofazın sonunda eş zamanlı olarak sitokinez de, yani sitoplazma bölünmesi de başladığı için biz bunu telofazda da bu şekilde ifade edebiliriz. Telofazda asıl gerçekleşecek olan olaylar çekirdek zarının oluşması, çekirdekçiğin oluşması, iyi ipliğinin kaybolması ve kromozomların eski haline dönmesi. Yani kromozomlar burada, şurada görüldüğü gibi kromatin iplik halinde. Yani kromozomlar artık kromatin iplik halinde ve görüldüğü gibi her ikisinde de birer tane çekirdeğin varlığını, çekirdekçiğin varlığını gözlüyorsak iki çekirdekli ama tek bir hücrenin oluştuğunu ifade edebiliriz. İki çekirdekli tek bir hücre var. Yani henüz sitoplazma bölünmesi gerçekleşmedi. Sitoplazma bölünmesi gerçekleştiğinde artık iki yavru hücre, iki ayrı hücre oluşmuştur diyebiliriz. Bu şekilde telofaz gerçekleşti. Aynı zamanda hayvan hücresi olduğu için boğumlanma oldu. Bu boğumlar dıştan içe doğru ilerleyerek iki tane yavru hücreyi meydana getirdi. Bitki hücresini de şuraya hafifçe şöyle sembolize etmek adına çizeyim arkadaşlar. Şöyle. Şu ortada bir oluşumla kenarlara doğru bu oluşumun devam etmesiyle kenarlara doğru hop hop bir oluşum var. Yani bu oraya ben ne diyorum? Ara lamel diyorum. Ara lamel oluşumuyla bu bitki hücresi de ikiye bölünmüş olacak. Unutmuyorsunuz. Hayvan hücreleri boğumlanma, bitki hücreleri ara lamel oluşumu ile sitoplazma bölünmesini gerçekleştirir. Bu şekilde artık iki tane yavru hücre oluştu. Şöyle bir genel alacak olursak, mitoz bölünme sonucunda kılısal çeşitlilik olmadığını, iki tane yavru hücrenin oluştuğunu ve bu iki yavru hücrenin ata bireyle birebir benzer hücreler olduğunu unutmuyoruz. Mitoz bölünme başladığında, yani daha doğrusu hücre döngüsü başladığında bir interfaz safhasının, bir çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesini içeren mitotik safhanın olduğunu, mitotik safhada karyokinez, yani çekirdek bölünmesi içeren evrelerin profaz, metafaz, anafaz, telofaz olduğunu ve bunun sonunda sitokinezin gerçekleştiğini bilmeliyiz. Bu şekilde bir olay benim artık iki tane yavru hücremin oluşumuna neden olan bir olay olarak ifade edilir. Bazı hücrelerde mitoz bölünmede, yani bu bölünmeler gerçekleşirken
sadece çekirdek bölünmesi olup sitoplazma bölünmesi olmayabilir. Bu da bana iki tane çekirdeğe sahip tek bir hücrenin oluştuğunu, yani aslında çok çekirdekli bir hücrenin oluştuğunu söyler. Bunun da en tipik örneği polen hücresidir arkadaşlar. Biz genellikle üreme istiyorsak, üremenin sağlanmasını istiyorsak, zaten yani çoğalmanın olmasını istiyorsak en basite iki tane yavru hücre oluştururuz. Ama bazı özel durumlarda da sitoplazma bölünmesi gerçekleşmeyip tek bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdek de bulunabilir.